Bilgisayarımı yeniden başlattım. BIOS'ta sanallaştırmayı açtığımda gördüğünüz gibi görev yöneticisinde performans kısmında sanallaştırma etkin diyor. Hemen gidelim. Flutter doctor-v komutunu bir daha bir çalıştıralım. Bakalım nelerimiz eksik kaldı. Gördüğünüz gibi hala Android SDK'yı bulamadığını söylüyor. Çünkü biz bunu kendi kafamıza göre başka bir pete kopyaladık. Bunu çalıştırmak için zaten çözümü de burada yazıyor. Yani hata almaktan korkmayın. Bakın diyor ki eğer siz SDK'yı herhangi custom kişisel bir yere yaptıysanız lütfen şu komutu çalıştırın diyor. Neymiş komutumuz? Flutter config dedikten sonra iki tane tire Android tire SDK diyoruz. Ondan sonra da SDK'yı kurduğumuz yere gideceğiz. Peki bizim yerimiz neredeydi? D'nin altında SDK. Şu yolu buradan kopyalayıp buraya da sağ tıkla yapıştırdım. Artık Android SDK bu dizinin altında deyip Enter'a bastım. Yeniden bir başlatman gerekebilir diyor. CMD'yi kapatalım. CMD'yi tekrardan açalım. Sonrasında Flutter, Actor, -v'yi tekrardan çalıştıralım. Flutter'ımız kurulu. Gördüğünüz gibi burada da uyarı gitti. Bazı Android lisansları kabul edilmedi. Bunu çözmek için şu komutu çalıştırın diyor. Hemen onu da yapalım. Flutter, Doctor dedikten sonra 2-Android lisansız. Degen Ses. Enter'a bastım. Bütün gelen işaretlere Y harfine basıyoruz. Ve bütün lisansları da kabul ettik. Şimdi tekrardan Flutter Doctor'ı çalıştıralım. Herhangi bir hatanın kalmadığını gördük. Evet. O can yakan, can sıkıcı Flutter kurulumu işte bu kadar. Belki bundan sonra emülatörde vesaire hata çıkabilir. Bunları yapmadan önce ben birkaç tane ayarım var. Her seferinde yaptım. Onları bir yapmak istiyorum. Önce bir fontumu vesaire değiştirelim. Custom font kullan diyeceğim. Burada da neydi benim adı? Unuttum adını, bir dakika. Evet, kullandığım font Cascade Code diye bir font. Size'ımızı da 22 yapalım. Özellikle eğitim çekerken öğrenciler görsün diye bunu yapıyorum ama sanırım yanlış yeri yaptım. Şurayı iptal edeceğim. Tekrardan şuradaki fonta gitmem lazım. Console değil, Cascade Code yaptım. Burayı 22 yapacağım. Evet, şöyle bir görüntü oldu. 20 de olsa olur ama dediğim gibi ekran kaydettiğim için öğrenciler daha rahat görsün diye ben 22 yapacağım. Normalde olsa 20 veya 18 aslında yeterli. Sonra ne yapalım? Şöyle silelim bunu. Burada eklentiler kısmında plugin'e gittik. Tools'ta mıydı? Language, evet. Language kısmında Dart kısmına bakıyorum. Burada herhangi bir ayar yok. Flutter kısmında ise Format Code on Save'i işaretliyorum. Onun dışında herhangi bir şey şu an için aklıma gelmiyor. Bir de Apply diyelim. Show Documentation diyelim. Show Documentation ile ilgili, evet, şurayı açacağım. Documentation komentleri de göstersin. Tamam. Şurası. Mouse üzerine getirdiğinde dokümantasyon görünsün mü? Evet deyip bunu da onaylayalım. Evet, bunları yaptık. Şu yorum satırlarından kurtulmak için buraya gidip Edit Replace diyelim. Neredeydi o? Ctrl R ile Ctrl R diyelim. Evet. Şöyle slash slash nokta yıldız deyip şurada da regex'i açarsanız bunları boşlukta replace all diyelim. Gördüğünüz gibi yorumlardan bir kere de kurtulabilirsiniz. Ctrl S ile de kaydettiğinizde tertemiz bir ekran sizleri karşılar. Şimdi gelin emülatör kurulumu yapalım. Emülatör kurmadığınızda gördüğünüz gibi şu an Chrome ve Edge'de çalıştırayım mı diye soruyor. Biz şu an için mobil cihazlarla ilgileniyoruz. AVD Manager Tools'un altında buna erişebilirsiniz. Şu an için şöyle bir cihazımız var diyor. Çalıştıralım bakalım herhangi bir sıkıntı çıkacak mı?
Okey dedim. Next dedim. Finish diyelim. ADB'yi bulamadım dedi. Bunu biz kurmuştuk diye hatırlıyorum ama daha mı çıktı acaba? Yok. Bu var olanı sileceğim. Aslında açılmış emülatörüm, görmemiş. Bir bekleyelim. Olmazsa sil baştan. Hatta bence bunu silip tekrardan sil baştan yapalım. Siz de emülatörle ilgili bir sorunla karşılaştığınızda Android Studio'nun altında bakın burada şunu görevi sonlandır diyebilirsiniz. Emülatör gitti. Ben bir de ADB'yi de sürekli sonlandırıyorum. Hani sil baştan başlaması açısından. Şu an gördüğünüz gibi ADB ile ilgili herhangi bir şey kalmadı. Bunu delete diyeceğim. Yeni bir cihaz oluştur. Burada Pixel 2'yi seçerim genelde. Play Store'unda olduğu. Next diyorum. Şimdi burada bizim imajlarımız recommended olanlardan ben genellikle 29'u seçiyorum. Download diyelim. Bu da biraz vakit alacak. Sanırım yüklenmesi hata veren, SSL hatası veren yapıyı da buydu. Bakalım herhangi bir sıkıntı çıkacak mı? Bunu bir kere kurduktan sonra birden fazla emülatör oluşturabilirsiniz. Bir kere bir indirmeniz lazım. 1,1 GB'lık bir dosya. Aslında bütün Android sistemi, işletim sisteminin imajı bu. Ondan dolayı bu kadar büyük. Bunun bitmesini bekleyelim. Kurulum bitti. Finish diyelim. Gördüğünüz gibi Q buraya geldi. Next dedim. Buraya API 29 dedim. Başka bir şey değiştirmiyorum. Finish diyeceğim. Sonrasında Play'e basalım. Şöyle bir uyarı çıktı ama emülatörüm de kenarda açıldı. Bakalım herhangi bir sıkıntı çıkacak mı? Bekliyorum. Emülatörüm açılıyor. Burada videoyu durdurmayacağım. Herhangi bir uyarı vesaire gelir diye. Google Play'de yüklü. Burada size tavsiyem şu olacaktır. Şöyle bir bakalım. Şurayı tıklayalım. Evet, şu Google Play Protect Turn On diyor. Onu bir kapatalım. Çoğu zaman sıkıntı yaratıyor çünkü. Şunları iptal edeceğim. USB debugging turn off diyor. Turn off yapmayacağız. Burada geliştirici seçeneklerimiz açık mı ona bir bakalım. Şuraya girdim. Modem numarası neredeydi? Şunu mu tıklıyorduk? Şunu. Şunlardan birini tıklamamız gerekiyor 5 defa. Hayır, bu da değil. Hangisiydi? Şöyle bir bakıyorum. Evet. Build number. Nereden girdik? About emulated device'a girdim. Buradaki build number'ı 5 kere tıkladığınızda artık developer'sınız diyor. Sonra buraya gidelim. Neydi bunun adı? Developer yazalım buraya. Developer option'a geldim. USB debugging'in açık olduğunu görmemiz gerekiyor. Buna gerek yok. Tamamdır. Emülatörümüz de kuruldu. Buraya geldi mi? Buraya henüz gelmemiş. Burada açıkçası bir kapatıp açalım. Olmazsa tekrardan deneyelim. File'a geldim. Invalidate cache and restart diyeceğim. Hatta bu komut satırını da kapatalım. Bakalım algılayacak mı? Algılamazsa başka şeyler yapacağım. CMD'yi tekrardan açıp bir Flutter'ı kontrol edelim. Flutter, Flutter, eksi B. Ama yukarıda gördüğünüz gibi zaten emülatörümüzü algıladı. Herhangi bir sorun çıkmadı. Evet, her şey yeşil. Şimdi emülatörümüz de açık zaten. Play'e bastığımda Flutter'ın ilk
projesini çalıştırmış olacağım. Bu işlem biraz uzun sürüyor. Gördüğünüz gibi bizim yüklemediğimiz bazı SDK tool'ları yüklüyor. Açıkçası bunu hiçbir zaman anlamadım. Hani biz 30'u yükledik diye mi bunu yapıyor? 29'u yapsak buna gerek var mıydı? Neyse bitsin. Büyük ihtimalle herhangi bir sorun yaşamadan emülatörümüzde uygulamamızı göreceğiz. Burada bazı arkadaşlar işte emulator was killed hatası alabilir. Yine YouTube kanalımda bununla ilgili bir çözüm var. Onu izleyebilirsiniz. Ama gördüğünüz gibi bende böyle bir sorun hiçbir zaman çıkmadı. Yani daha önceki kurulumlarda da çıkmamıştı. Bazı arkadaşlarda niyeyse böyle şeyler olabiliyor. Çoğu zaman da Türkçe karakterden kaynaklanıyor bu durum. Burada videoyu durdurup projenin açılmasını bekleyeceğim. Videoyu durdurmamla projenin açılması bir oldu. Diyorum herhangi bir sıkıntı yok. Şu Blue'yu orunca çekelim bakalım. Hot Reload'da çalışıyor mu? CTRL-S dedim. Emülatörüme tekrar baktığımda gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde Flutter'ı kurmuş olduk. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.